Ateş düştüğü yeri yakar derler ya. Bazı ateşler var ki her yeri yakar. Herkesin hayatını günlük sürdürmesi bağlamında paraya ihtiyacı var. Para hayatımızda insanlık tarihine baktığınız zaman bir en önemli takas enstrümanı oldu. Yani insanlar mallarını takas ederdi. Baktılar ki alamaz ya götürsün bu kadar bilmem ton arpayı da bu kadar pamuk alsın. Böyle paraları takas. Paraya bir takas birimi oldu. Ve tüfek icat oldu, mercek bozuldu bir. İkincisi dünya entegre oldu. Global bir dünyadan bahsediyorsunuz. Ve ortak para birimleri dünyada baktığınız zaman dolar dünya hükmediyor ki dün doların ayrı bir sürü para vardır. Doları herhangi bir para birimi tehdit edemedi. Euro'dan önce Avrupa ülkelerinin ayrı para birimleri vardı. Sterlin ikinci sıradaydı. Euro ikinci sıraya aldı ama doların egemenliğini kıramadı. Bu çerçevede baktığınız zaman ülkelerin para birimlerinin dolar ve yabancı para birimleri karşısındaki değeri bu kadar entegre olmuş ekonomik ilişkiler bakımından, hizmet hareketi bakımından, insan hareketi bakımından dünyada paranızın değerinin hareketi hayatınızı etkiliyor. Son zamanlarda da Türk parası yabancı para birimleri karşısında ciddi bir gerileme yaşıyor. Bu da bizim hayatımızı etkiliyor, her şeyi etkiliyor. Ve bu her şey kapsamı içerisinde üniversitelerde elbette vardır ama ben üniversite bugün önceden belirlediğim çok değerli konuğumuz Profesör Doktor Hasan Ali Bıçak'la bugün birlikte olmayı kararlaştırmıştık. Ekonomiyi elbette konuşmayacağız çünkü üniversite yüksek öğretim sektöründe alanında pardon geri aldım ifademi çok ciddi yere Kıbrıs'a ve uluslararası tecrübeye sahip bir arkadaşımız. Ve Rauf Denktaş Üniversitesi rektörlüğünü yapıyor. Arasından emdiği süt burnundan geliyor mu bu süreçte? Allah sabır versin diyorum. Kendisiyle konuşacağız. Çok değerli bir arkadaşımızdır. Elbette üniversitelerimizi genel anlamda konuşacağız ama öncelikle kendisinin doğrudan sorumluluk alanı olan Rauf Denktaş Üniversitesi'nin bir konuşmak istiyoruz. Yani zaman zaman üniversite arazi tesisleri, altyapıları ile ilgili politik birazcık da soyadından gelen Sayın Rauf Denktaş'ın şahsına değil ama şu anda aktif siyaset yapan biraz daha oğlundan dolayı birazcık konuşuluyor. Halbuki bu ülkede pek çok yere, pek çok kuruluşa çok büyük araziler de veriliyor. Ama şunu da söyleyeyim izninizle. Ben Rauf Denktaş Üniversitesi'nin bir grup insanın üstesinden geleceği bir yüksek öğretim kurumundan öte neredeyse sıkıntılar aşılamazsa ki aşıldı, devam ediyor. Bir devlet üniversitesi gibi sorunsuz yüksek eğitim kalitesiyle yol devam etmesinden yanayıp hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Hasan Bey. Ben öncelikle beni programınıza davet ettiğiniz için ve böylesine bir çok izlenen bir programda bu fırsatı verdiğiniz için size çok teşekkür etmek isterim. Ben teşekkür ederim. Bir cümlenizden hemen başlayayım. Yani işte Rauf Denktaş Üniversitesi ve karşılaşılan zorluklar bunları biliyor muydunuz? Öncelikle birinci zorluk üniversitenin ismi. Yani Rauf Denktaş isminin bir şekilde ismin arkasındaki sorumluluk ve bu sorumluluğa tutan bu ismi yaşatmak, Sayın Cumhurbaşkanı'nın düşüncelerini ve prensiplerini bundan sonraki nesillere aktarmak ve bu üniversitede kaliteli eğitim vererek, nitelikli araştırmalar yaparak ve topluma da katkı koyarak bir hizmet vermek son derece büyük yükümlülük. Varlığı ne zaman kağıt üzerinde doğdu? Fiilen kapıları ne zaman açtı? YÖK-YÖDAK ilişkileri bakımından programlar hangi noktada? Evet, şimdi biz geçtiğimiz Şubat'ta, 2017 Şubat'ında dosyalarımızı YÖDAK'a teslim etmiştik. Ancak bir şekilde YÖDAK'tan dosyalarımıza yanıtı Aralık ayında alabildik. Bu bakımdan biz 2017 öğretim yılında, Eylül ayında çok fazla öğrenci olmasa bile
ümidimiz ve umudumuz az sayıda bir öğrenciyle Rauf Denktaş Üniversitesi'nin kurumsallaşmasını yapabilmek. Bu kurumsallaşmadan murat edilen kuruluş ve işleyiş tüzüğüdür. Diğer sınav tüzüğü ve çeşitli üniversitede gerekli olan tüzüklerin, altyapının, öğretim üyesi ihtiyaçlarının karşılanması ve YÖK'e o şekilde gidebilmekti. Ancak bu süreç çeşitli nedenlerden dolayı geriye kaldı ve biz YÖK müracaatımızı büyük ihtimalle daha sonra yapabileceğiz. Bizim Rauf Denktaş Üniversitemiz YÖDAK'tan onaylı bir üniversitedir. Bunun anlamı şudur, verilecek olan diplomalar, sertifikalar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verilen diploma ve sertifikalardan hiç geriye kalmayacak. Tabii aynı değeri hocam şunu da söyleyeceğim. Önümüzdeki süreç içerisinde şu anda aktif olan programlar YÖK tarafından da onaylanması durumunda, onaylandığı zaman diyeyim daha doğrusu, o kapsam dahilinde de işlem görecektir. Evet. Doğru mu söylüyorum? Evet. Peki hemen aklıma şu da geliyor hocam. Yani hep bunu Kıbrıs için de kullanıyorum. Yani turizmcilere sorarım. Neden biri Kıbrıs'a gelsin yani? Evet. Peki neden billboardlarda böyle etkili birkaç tanıtım pankartlarınız var, afişleriniz var. Orada ilginç, çok özetliyorsunuz farklılığı ama bir de sizden dinleyelim. Neden insanlar Rauf Denktaş Üniversitesi'ni tercih etsin öğrenciler? Şimdi Hasan Bey, çok önemli bir soru. Önce bir genel olarak yaklaşım, genel bir cümleyle söyleyeyim. Rauf Denktaş Üniversitesi diğer üniversiteler gibi eğitim ve öğretim verecek. Ancak diğer üniversitelerden farklı ve daha iyi. Evet, şimdi bu fark nedir diye sorabileceksiniz. Bunun bir tanesi öğrenci odaklı. Yani herkes bu cümleyi söyler. Öğrenci odaklı, öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenmek, problemlerine en kısa sürede işte çözüm bulmak falan. Öğrenci odaklının diğer bir şeyi de öğrencilerin kendileriyle ilgili kararlara katılmalarıdır. Biz yani bu birazcık demokratik üniversite mi? Evet. Şimdi biz öğrenci odaklı demeyle öğrencilerimizin en önemli konu, bugün üniversitelerimize baktığımızda ve YÖK'te bir ara gelip de işte üniversitelerimizde bir denetleme yaptığında öne çıkan konulardan bir tanesi öğrencilerin devamlılığıdır. İki hafta derslere gelmeyen öğrenciyi öğretim üyesi arayacak ve soracak. Ben Leicester Üniversitesi'nde asistanlık yaparken bana ilk gün söyledikleri, iki hafta bir öğrencin sınıfa gelmezse onu arayacaksın, soracaksın, çağıracaksın, ilgileneceksin. Yani çizgi üstünü değil. Bu bir, evet. İkincisi, öğrenciyi sınıfa getirdiniz ama ikinci hafta, üçüncü hafta baktınız ki matematik dersinden iyi değil, İngilizceden bir türlü intibak edemiyor. O öğrenciyi cumartesi günü üniversiteye getirteceğiz. Ve üniversitede aynı sınıftan daha iyi olan bir arkadaşı öğretim üyesinin yönlendirmesiyle cumartesi günü de beraber çalışma yapacak. Çalışacaklar. Yani üniversiteye gelen öğrenci ya öğrenecek ya öğrenecek. Bu bir farkımız. Biz Hasan Bey 3 Eylül'de başlayacağız. Şimdi Doğu Akdeniz Üniversitesi'ndeyken ben hep tartışılan konulardan bir tanesi, birinci sınıfa liselerden gelen öğrencilerimizin öğrenme alışkanlıkları, bilgi seviyeleri pek yeterli değil ve zorlanırlar. Biz 3 Eylül'den Eylül sonuna kadar bizim üniversitemize gelmek isteyen öğrencilere İngilizce dersi vereceğiz, matematik dersi vereceğiz, bilgisayar dersi vereceğiz. Bu süreyi bir ay içerisinde hem onları daha iyi göreceğiz, hem de seviyelerini biraz yukarıya çektiğimizde birinci sınıfa girebilecekse onu biz değerlendirip bir yıl, bir dönem kaymasının önüne geçebileceğiz. İkinci farkımız bu olacak. Üçüncüsü, biz istihdam odaklı
çalışacağız. Herkes birçokları söyler de bunun altını dolduran kaç kişi vardır? Kaç konuşmacı vardır? Şimdi bizim üniversitemizden mezun olan, yani bizim iş yerimizde biz ona iş vereceğiz değil. Biz diyoruz ki bizim üniversitemizden mezun olan kolay iş bulabilecek. E bunu nasıl yapacaksınız? Mesela bizim Mimarlar Odası'yla çok yakın ilişkilerimiz var. Bir protokol imzalama durumundayız. Aynı şekilde Barolar Birliği'yle de. Sizin müfredatınız meslek örgütünün piyasada nasıl bir öğrenci istenildiği, bu öğrencilerin neler yapabileceğini sizlerle paylaştığında müfredata bu girecek. Anladım. Bu bir. İkincisi, bizim derslerimizde 8-10 tane öğretim üyesi varsa %10'da biri, %10'u kadar master derecesi olan ama mesleğini hala icra eden, yani mesela diyelim ki medya ile ilgili bir program varsa, örneğin 9 tane öğretim üyesinin yanında bir tane de medyada çalışan sizler gibi pratikten tecrübeli birinin orada olması lazım. Ama dengeyi kaçırmamak gerekir. İngilizce tedrisat olacak. Bu bakımdan bizim bu şekilde... 3 Eylül'de başlıyorsunuz. Hangi programlarınız var? 3 Eylül'de biz başladığımızda bir de şu olacak. Bizim diğer üniversitelerden farkımız, bazı üniversiteler belki yapabilir, hazırlık okulunda sadece İngilizce dersi vermeyeceğiz. Öğrenciye matematik ve bilgisayar dersi de vereceğiz. Ben Suudi Arabistan'da bir yıl kaldım. Bütün üniversiteler öğrenci öğretime başlamazdan önce bir yıl hazırlık okur. Ama bu hazırlıkta sadece İngilizce değil, diğer dersleri de alır. Çünkü orada da liseden mezun olan öğrenci istenilen seviyede değildir. Birinci sınıfa girmekle ilgili açıkları vardır. Ve şey eder. Evet. Programlarınızı sormuştum. Bizim programlarımız hukuk, yani Rauf Denktaş Üniversitesi olacak da hukuk programı olmayacak, olamaz. Bu bakımdan hukuk programımız hukuk fakültesi içerisinde, işletme ekonomi fakültesi içerisinde işletme programı var, bankacılık, finans var, uluslararası ticaret var, uluslararası ilişkiler de Rauf Denktaş ismiyle yani vazgeçilmez. Bir de mimarlık fakültemiz vardır. YÖDAK'ta bekleyen turizm programları ve uluslararası hukuk programımız vardır. Bunları da kısa bir sürede onaylattıktan sonra önümüzdeki öğrenciler nasıl gelecek üniversiteye? Şimdi Çalıştay'da Eğitim Bakanı üniversitelerin yaptığı sınavların, yani her üniversite ayrı ayrı, çok istenilen neticeyi vermediğini, bu sınavların öğrencileri tam yönlendiremediğinden bahsetti. Bir öğrenciye bakarsınız, bir üniversiteye sınavına girdi, öbürüne girdi, daha öbürüne girdi, böyle dolaşıyor. Biz dedik ki hayır, biz üniversitemize öğrenci kaydederken lise bitirme not ortalaması bizim için yeterlidir. Biz liselerimizden mezun olan öğrencinin bir sınavlık değil, 4 yıllık ortalamasına bakacağız. 9 ile 10 arasındaysa biz o öğrenciye %100 burs vereceğiz. 9 ile 10. Yani iyi bir öğrenciyse çok iyi bir öğrenci, bunu vereceğiz. 8 ile 9 ise 4000 TL. 7 ile 8 arasında bir ortalama varsa 6000 TL. Yani bunlara, bu rakamlara baktığınızda bu rakamlar çok düşük rakamlardır. Ama bu üniversitemizin ilk öğretim yılıdır. Bu bakımdan bu şekilde... Hiç burs almayan bir öğrencinin ücreti ne olur? Okul ödeyecek. Şimdi hiç burs almayan öğrenci 6 ve 7 not ortalaması olandır. 8000'dir. Bir konu çok önemli. Rauf Denktaş Vakfı'na
üniversitemiz 15 tane burs verdi. Ve Rauf Denktaş Vakfı'na verdiğimiz bu 15 burs sadece başarı değil, bilakis başarının yanında ihtiyaçlı olan öğrencilere yönlendirilecektir. Yani 15 tane de bursumuz vardı. İhtiyaçlı olan öğrencilerimiz Rauf Denktaş Vakfı'na müracaat etti. Hayatın her alanında toplam kalite önemli. Eğitimde evet. de çok önemli. Hiç biz kaliteyi hedeflemedik diyen üniversite yok. Evet. Ancak baktığınız zaman bir üniversitede öğrenci kaliteli eğitimin önemli bir parçasıdır. Müfredat önemli bir parçasıdır. Öğretim kadrosu önemli bir parçasıdır. Fiziki altyapı önemli bir parçadır. Sizin kaliteli eğitim hedeflerken sizin açınızdan öne çıkanlar nelerdir? Hasan Bey, şimdi siz aslında yani bir öğretim üyesi veya üniversitelerde görevli biri olmadan çok önemli noktalara değindiniz. Yani kaliteyle ilgili input yani girdiler dedikleri bir üniversitenin işte öğrenci kalitesidir, öğretim üyesi kalitesidir, efendime söyleyeyim altyapı kalitesidir. Bir de stratejik planı olması lazımdır. Yani ne yaptığını bilebilecek. Tabii. Bazen bazı işte üst kademe yöneticileri çıkar ve der ki benim üniversitem de araştırma üniversitesidir. Tamam, araştırma üniversitesi olabilmekle ilgili sen nasıl adımlar atıyorsun? Araştırma üniversitesiyim dersen sen öğretim üyenin ders yükünün 6 saat bilemediğin 9 saat olması lazım. Bugün üniversitelerimizin çoğuna baktığımızda minimum 12 saattir ders yükü. Bu bakımdan yani stratejik plan içerisindeki hedefler, bu hedeflere varılıp varılmadığını ölçen indicators, göstergeler son derece önemlidir. Tabii hocam şunu da bu arada bir katkı olarak yapmak istiyorum. Yani bir üniversitenin bir şey daha kalitesi, evet. Kaldığınız yerden siz akıllısınız, devam edersiniz. Sağ olun. Bir üniversitenin bu bağlamdaki kalitesinin kesinleşmesi için bir zamana da ihtiyaç var. Önemli evet. olan yolun başından itibaren ilkeli, kaliteye dönük ve yerel değil, uluslararası kriterlerle örtüşen, günü geldiği zaman uluslararası bu bağlamda gelip ki siz geçmişte evet. bu bağlamda denetim görevi de yaptınız uluslararası alanda. Denetlenip ona göre, çünkü biliyorsunuz işte internet ortamında belirli kuruluşlara para verirseniz bu aramalarda önde çıkarsınız. Evet. Ama evet, bir bakarsınız bir şu kadar ziyaretçisi var. %20'si Uruguay, %15 Kanada, Brezilya. Nerede bu kadar Türkçe okuyan mı var yani? Evet. Üniversitelerde kendilerine göre bir yer buluyorlar. Yayınların kalitesi önemli. Ciddi anlamda uluslararası jürili gerçekten kabul gören yayınların dışındaki yayınlar nedir? Ve şunu da öğretim kadroları açısından bunu bu vesileyle söylerim. Aynı yapı içerisinde adam gece yatıyor, sabah kalkıyor doçent oluyor. tamam, gülüyorsunuz ama bu bir gerçeklik. Yani bu ülkedeki akademik sıfatların ne kadar yerlerde süründüğü. Yani size bir daha genele geçtiğimde soracağım, bu kadar üniversite var. Bu kadar üniversite için hadi öğrenci bulduk sağdan soldan, öğretim üyeleri ne olacak? Evet. Yani biliyorsunuz programların onayı aşamasında şu kadar şu akademik sıfata sahip hocaya ihtiyaç var. Yani öğretim üyesi kadroları. Bu konularda varlığını idame ettirmek için çok yamuk yumuk ilişkiler olduğu da ortada. Evet. Siz bunları ne yapacaksınız? Şimdi birincisi benim bir YONAK başkanlığı dönemim var. Evet. Yani 4 yıl YONAK başkanlığı yaptım. O dönemde üniversiteler doktora programı açmakla ilgili müracaat ediyorlardı. Ben bu doktora programlarının hepsini beklettim. Çünkü bir gün Lefke Avrupa Üniversitesi'nden o dönem doçent şimdi profesör Akın Cellatoğlu aradı ve hocam dedi şu biri dedi bize müracaat etti falan üniversiteden doktora aldı. Biz dedi bunun doktora derecesini tanımayık. Öbür taraftan
Bir başka üniversite diğer üniversitenin verdiği doktora derecesini tanımaz. Bunların hepsini beklettim. Ondan sonra üniversiteler arası koordinasyon toplantısında dedim ki bir şekilde bu doktora programlarına izin veririz. Biz kendi içimizde doktora derecesini tanımazsak bir başka ülke bizim doktora derecemizi nasıl tanıyacak? Ya hocam, yayın şartı. Uluslararası hareket eden bir akademisyensiniz. Burada yayın şartı getirdik. Üniversiteler bunu ama paydaşlarla oturup hep beraber karar vererek. Yani dedik ki yayın şartı olacak. Aksi takdirde bizim kendi kendimizin tanımadığı doktora programlarını başkası nasıl tanıyacak? Bu bakımdan o yayın şartı. Bir sonraki toplantıda sorduk. Dedim YODAK olarak biz sizi nasıl takip edeceğiz? İşte jüri gününü vereceğiz, yayınları göndereceğiz. Bunların YODAK tarafından takip edilmesi. Polisiye tedbir değil. Polisiye tedbir değil. Ama doktora derecesi alan ve yayın yapan kişilerin ismini siz YODAK'ın web sayfasında yayınlarsanız, yayın yapmayanlar ortaya çıkar. Ama gidip de üniversiteleri böyle sen bana onu listeyi ver, bunu ver, polisiye olmaz. Aynı şekilde öğretim üyelerinin yükseltilmesiyle ilgili, yani doktora derecesi var, doçent oldu falan. O dönemde üniversitelerin iki büyük üniversiteyi anlaştırdıktan sonra diğer üniversitelerde yükseltilme kriterleriyle ilgili bir tüzüğümüz çıktı o dönemde. Bütün altyapı vardır ama eksik olan bunların uygulanması, takip edilmesidir bu aşamada. Siz bunların toplamını uygulayacaksınız kalite bağlamında. Ben sonra bir iki tane üniversite surlar içinde diyeyim. Evet. Surlar içerisinde eski devlet hastanesi çok... Kampüsü hedefiniz var mı? Evet, kampüsümüz Alayköy'e giderken ikinci çember, sağ tarafta polis eğitim okulu vardır. Polis eğitim okulunun karşı tarafında olabilecek. Başladınız mı? 60 dönümdür. Planlar hepsi tamamdır. Ufak tefek bir iki konu vardır. YÖK bir şekilde kampüs istiyor. Ben o konuda hadi burada sorayım size. Yani ille de kampüs gerekiyor mu? Aynı taraftayız. Yani önemli olan bu kalite, güvence yani şehir üniversitesi dediğimiz alternatif üniversiteyi ben daha sıcak bakıyorum. Ve bilmem daha önce sizle iletişimimizde paylaştım mı? Ben kampüs üniversitesini her şey dahil turizme benzetiyorum. Şimdi Hasan Bey... Yani her şey bir böyle duvarların içerisinde halbuki hayatla beraber ve kentle bütünleşebilmeli. Ben İstanbul'da bir üniversitenin denetlemesine gittim. Almanya'dan AQUAS diye bir kalite güvence ajansı beni de davet etti ve ben de değerlendirmecilerden bir tanesi. Üniversitenin sahibi dedi ki, bak dedi bu bina dedi, bu apartman dedi bizim, bu yan taraftaki de bizim, bu gördüğünü de dedi satın alıyoruz. Yani Türkiye'ye baktığımızda İstanbul'da belki 65 tane üniversitenin 20-25 tanesi devlet, geriye kalanlar vakıftır. Bunların 40'a yakını İstanbul içerisindedir. Yani kampüsü yok. Bu bakımdan bir üniversite kurulurken bu üniversitenin fonksiyon standartlarınız olacak. Bir tüzüğünüz olacak. Ve bu tüzük çerçevesinde siz bu yeni kurulacak olan üniversiteyi değerlendireceksiniz. Sizin bir tüzüğünüz, bir standardınız yoksa ve siz değerlendirme yaparsınız, son derece yanlış yaparsınız, büyük bir eksiklik olur. Şimdi YODAK kampüsü ve Şehit Ecevit Yusuf Caddesi üzerindedir yeri, biliyorsunuz. Evet. O cadde üzerinde... Herhalde bir hep tabelasını ortadan kaldırsanız, bütün tabelaları kaldırın o cadde üzerinde, Yenişehir'de ve deyiniz ki birilerine, hadi bu o cadde üzerinde hangi bina YODAK binasıdır diye bir sorun. Hiçbir, bütün kebapçıların da dahil hepsini kaldıracaksınız. Orada Müteahhitler Birliği de var. Eminim sona kalsa bile şimdiki YODAK binasını
bu YÖDAK binasıdır demez. Buradan YÖDAK'a geçmek istiyorum. Siz YÖDAK'ın yüksek öğretimdeki, orada başkanlık da yaptınız. Evet, ikinci dönem. Kuruluşundan bugüne geçen sürede YÖDAK, çünkü yüksek öğretim, yönetim, denetim, akreditasyon diye böyle 2,5 arşın, 2,5 metrede şeyi var, bir ismi var, evet. Ne kadar işlevseldir? Evet. Şimdi YÖDAK, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yüksek öğretim alanı için olmazsa olmaz bir kuruluştur. Bunun altını çizmek lazım. Bir şey sorayım, Rum kesiminde YÖDAK'ın muadili var mı? Yani YÖK'ün muadili diyelim. Evet. Rum kesiminde YÖDAK'ın muadili 2015 yılına kadar 3 tane kurum idi. Ve bu 3 kurum 2015 yılında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bir yasası ile tek bir kurum haline getirildi. Cyprus Quality Assurance Agency, kalite güvence ajansı diye. Ve bu kuruluş 2015'te kuruldu. YÖDAK 2005'te kuruldu. YÖDAK 2005'te yalnız kuruldu. Yalnız onun ismi de yani kalite güven, yani o denetim amaçlı bir çağrışımı var ismi. Tamam. Yani muteber ülkelerde Bologna sürecine baktığınızda Eğitim Bakanlığı'nın şeyi başkadır, misyonu. Kalite Güvence Ajansı olarak onun misyonu doğru yerdedir. Söylemeye çalışacağım şudur. Yani 2015 yılında kuruldu ama bu 2018'de üniversitelerini denetledi. Yani standartlarını kurdu, denetledi ve 2018 yılında ENQA'dan, Bologna sürecinin en önde gelen aktörü, Kalite Güvence Ajanslarının network'ünden denetleme için Mayıs ayında müracaat etti. Ekim ayında denetlenecek. Ekim ayında denetlendikten sonra şimdi Güney Kıbrıs'taki üniversitelerde ileriye gitmektedir. Denetlenmiş ENQA'nın, Kalite Güvence Ajansları Birliği network'ünün tam üyesi olan, 2015'ten önce Güney Kıbrıs Rum Yönetimi pek uluslararası piyasada yoktu, alanda yoktu. Ama 2018'den sonra vardır. Bu bakımdan YÖDAK'ın uluslararası üyeliği olduğu örgütlere katılmasında çok büyük yarar vardır. YÖDAK bir telefonumuz varmış hocam. Az... Alalım onu isterseniz, evet. Evet. Merhaba. Alo. Alo. Selamlar Hasan Bey. Evet, buyurun. Ali. Hasan hocama da selamlar. Evet. Ali merhaba. Selamlar hocam, nasılsınız? Evet, buyurun. Sağ ol, teşekkür ederim. Sorunuzu alalım. Şimdi ben sorudan ziyade şimdi bir Kıbrıslı Türk olarak bağlandım. Şimdi Hasan Hasürel'in programını Hasan hocam daima seyretmeye çalışırım. Çünkü daima eleştiri yapar. Demokrasiye inanır düşüncesindeyim. Dolayısıyla programlarını bana da katılma fırsatı verir diye Hasan hocam bağlanırım daima. Sağ olun. Bir program önce Sayın Erhan Arıklı'ydı. Evet. Şimdi ben ayrım yapmam ama Erhan Arıklı Türkiye'lidir. Benim bu topraklardaki yönetimimde benden 1 milyon ışık hızı daha yukarıda söz hakkı sahibidir. O yüzden protesto ettim. Hemen çıktım dışarı. Reis vardı buracıkta. Oraya gittim. Bugün hocam Profesör Doktor Hasan Ali Bıçak bu topluma bütün ömrü boyunca çalışmış, çabalamış, emek vermiş bir değerli insan. Buradan sevgiler, saygılar. Yalnız ben samimi olarak, dürüst olarak bir şey söylemek için bağlandım. Çünkü Hasan Aztürel'e bugün aslında sorum. Program yapımcısı olarak. Çünkü bizim toplumumuz küçücük bir toplumdu. Bence halen daha öyledir. O büyüklüğünü yakalayamadı. Ben üniversite mezunu olarak uzun yolda bilicilik yaparım ve hayatımdan mutluyum. Bir daha da olsam keşke derim liseyi bitireyim. Aklımda demokrasi olarak ben bilinçli olayım, liseyi bitireyim. Üniversiteye gitmeyeyim ve bir işçik yapayım ki hayatımı sürdüreyim. Sağlıklı, mutlu olarak. Bence 1000 kat daha doğru olurdu. Şimdi hocam YÖDAK başkanlığı da yaptı. Bu bağlamda bağlanıyorum. İnsanları, piyasada tabii serbesttir, insanlar bilinçli, serbest gidecek. Ama bizim toplum tarım toplumuydu, Müslüman küçücük bir toplum, anne babalarımız, dedelerimiz bilinçsizdi. Hasan hocam orada öğretmendir, Hasan Aztürer.
O da bu toplumun bilinçlenmesine katkısı oldu. Ama bence hala da bu toplumda bilinç yoktur. Lise mezunu olacak ve hayatını sağlıklı, mutlu yaşayacak felsefesi. Dolayısıyla bir şeylerin peşinde bir ömür boyu üniversitede kayıtlı yaşayanlar bilirim ben. Hasan Hocam, Hasan Ali Bıçak Hocam. Dolayısıyla bence bu topluma biraz da bir şeyleri tanıtmanın yanında bazı şeyleri de acı olarak söylemek lazım ki daha güzel, daha sağlıklı günleri yakalayalım. Tabii ben herkesin konumunu saygıyla karşılarım. Bu bağlamda da iyi çalışmalar. Evet, sevgili Ali, tamamladınız galiba. Efendim? Tamamladınız mı? Tamamladım. Özür dilerim, biraz fazla konuştum ama kendimi anlatmak lazım. Çok anlaşılmıştı, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hasan Hocam'a da selamlar buradan. Evet. Çok teşekkür ederim. Ali Ali Erdoğan ama Ali benim çok yakınım. Üniversitede beraber çalıştığım asistanların içerisinde en iyisi. Harvard Üniversitesi'nde orada uluslararası nitelikte çok çok iyi olan kişileri sınava girerek onların önünde yaklaşık 60 kişi vardı. 60 kişilik sınıfta ilk 3'e girdi Harvard Üniversitesi'nde. Ve Harvard Üniversitesi için Uzak Doğu'da önemli projelerde çalıştı. Kendisi doktora aşamasındayken daha mutlu olabileceği bir hayat tarzını, yaşam tarzı seçti. Hayat tarzını seçti. Ama bu benim için büyük bir kayıp oldu. Keşke onunla daha uzun yıllar çalışabilseydim. Çok açık fikirli, çok evet. Uygar iletişime açık bir konuşmalarından bellidir. Bellidir. Ya diyor ki kardeşim ben mutlu evet. oldum. Uzun evet. yolda piyango bileti satarım. Yani evet. Harvard'dan evet. uzun yolda bilet ve evet. hiç de şikayetim yok dedi. Bu mutluluk evet. üzerine belki bir iyi bir konuyla ilgili konuşacağım bir başka konukla. Mutluluğu zaten bir gün konuşmak istiyorum. Yani evet, evet. Mutluluk diplomadan mı geçiyor? Tabii yüksek öğretimi önemsizleştirmeye gerek yok. YÖDAK'la ilgili alayım. Yani bu YÖDAK şeyi de beraber bir toparlayın. Bir çalıştay düzenlendi mesela. Neyi halletti? Niçin düzenlendi? Sonucu ne oldu size göre? Şimdi ben çalıştayın birinci gününe katıldım. Ve yani Çalıştay için yapılır? İşte paydaşların görüşlerinin alınması ve yani yüksek öğretim stratejisini belirleme amaçlı diye bir genel başlıkta kullanıldı sanırım. Tamam. Yani mesela yüksek öğretim stratejisi ya da YÖDAK'a bir stratejik plan yapılması çalışması. Bununla ilgili YÖDAK'ın faaliyet raporunda söz konusu komite çok değerli arkadaşlardan oluşmaktadır. 10 kez 2017'de toplanmış, 16 kez de 2018'de toplanmış. 26 kez toplanıyor bir komite ve Çalıştay'dan çıkacak olan bilgiler bekleniyor. Çalıştay'ın sonuçlarını, efendime söyleyeyim raporu, ben de sabırsızlıkla beklemekteyim. Arkadaşlar çok değerli ama önemli olan şu, YÖDAK'a baktığımızda YÖDAK ikinci senesini tamamladı. Ama YÖDAK'ın göreve gelir gelmez bir strateji planı. Yani sizin misyonunuz nedir? Yani göreviniz nedir? YÖDAK'ın misyonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verilen eğitimin kalitesini daha ileriye götürmektir. Tamam. Bununla ilgili siz hangi hedefleriniz, hangi amaçlarınız vardır? İşte kalite güvence örgütü şeklinde faaliyet yapmakla ilgili tüzüğünü oluşturacaksınız. Kaliteli eğitim verme adına yeni kurulacak olan üniversitelerle ilgili öğretime başlama tüzüğünü oluşturacaksınız. Bunlarla ilgili yani YÖDAK göreve geldiğinde bir plan, bir program yapıp belirli bir hedeflere gitmek yerine evet toplantılar, bu kadar kararlar, günlük işlerin dışına çıkmak gerekir. Ama hocam YÖDAK, yani orada siz de görev yaptınız. Sizin evet. döneminizde neydi stratejik plan? Bizim görevimizde stratejik plan, biz geldik 2009'da. O dönemde bu stratejik plan konuları konuşulmazken. Yani siz geldiğinizde 4 yıllıktı. Şimdi. Ama bu haliyle YÖDAK 1994
95 oralarda o yıllarda kuruldu. 1993 yılında kurulduğunda YÖDAK, ilk YÖDAK, Eğitim Bakanı'nın önermesi ve Bakanlar Kurulu'nun atanmasıyla 5 kişiden oluşurdu. Eğitim Bakanlığı'nın içerisindeydi ve o dönemde 5 tane üniversitemiz vardı, arkası geliyordu. Sadece koordinasyonu kurmak ve bir de gidip denetleme. 2005 yılında kurulan YÖDAK, ilk başkanı Profesör Doktor Tahir Çelik, 2 sene kaldıktan sonra başkansız kaldı. Ve YÖDAK hep böyle geriye giderdi. YÖDAK o dönemde denetleme heyeti gönderdi bir üniversitemize ve bu üniversitemiz YÖDAK denetçilerini içeri almadı. O dönemden başlayıp vallahi bu döneme geldi. Vallahi önce de yine Doğakdeniz Üniversitesi bir üyeyi bahane ederek yine aynı şekilde YÖDAK'a karşı bir tavır içerisinde oldu. O da bir talihsizlik tabii. Daha sonra umarım tatlıya da bağlandı. Evet. Şurada ama başkanın açıklamaları ve en son yaptığı, basına verdiği kapsamlı tak üzerinden yaptığı açıklamayla ilgili Eğitim Bakanlığı Müsteşarası bir cevap vermeye ihtiyacı duydu. Evet. Cevap evet. vermeye ihtiyacı duydum. Akıl Hanım'la YÖDAK Başkanı ile ilgili herhangi bir kişisel yorum ve değerlendirme yapmak istemiyorum ama genelde çok kritik dönemden geçerken bile üniversitelerimiz yani ben YÖDAK Başkanı'nın açıklamalarını dinlesem dıştan bir veli karar vereceğim çocuğumla ilgili Kıbrıs'a göndermem. Niye Sayın Başkan? Çok bildiği için mi bunları söylüyor, bizim bilmediklerimiz mi var, yoksa pesimist bir yaklaşım içerisinde? Şimdi Hasan Bey, ben YÖDAK'da başkan iken bu üniversitelerimizin kalitesini daha ileriye götürme, kaliteyi daha ileriye götürme. O dönemde UKÜ rektörü Profesör Doktor Mehmet Ali Yükselen, hocam dedi, ikide bir dedi böyle kaliteyi ileriye götürmeyi söyleme. Çünkü herkes zannedecek ki yani biz kalitesiziz de kaliteyi ileriye götüreceğiz. O günden sonra söylem şudur. Maintain and improve. Yani mevcut kaliteyi idame ettirme ve daha evet. ileriye götürme. Peki, yani verilecek olan mesajların böyle bilhassa YÖDAK Başkanı tarafından olumlu olması lazım. Hocam 3-4 dakika içerisinde mevcut yani durumumuzu ve öğrenci yerleştirmesini değerlendirelim ve bitirelim. Süreyi çok hızlı bir şekilde tamamlayalım. Ha şimdi Türkiye'den işte kontenjanlar belirlendi. 20 binden 19'a düştük denilmesi ve açıklamanın yapılması. Bunun bir olumsuzluk göstergesi olarak alınmaması gerekmektedir. Çünkü bir bakmak lazım. Türkiye'den kontenjanlar düşürüldüğünde şimdi kontenjanların dolu olduğu hukukta onları düşürdüyse, hukuk programının kontenjanlarını, tıp kontenjanını düşürdüyse, psikoloji kontenjanını düşürdüyse olumsuz etkisi olabilir. Ama bunun yanında işte siz kalkarsınız da 40 kişilik kontenjan istersiniz işletme programına, işte diğer başka mühendislik programına. Buna zaten öğrenci gelmez. Bunu da anladım. Yok bir süre önce geldi. Bir cümle daha. Ama şuna dikkat etmek lazım. Geçenlerde YÖK'ün bir açıklaması vardı. Kota uygulamasında kota seviyelerini yükseltti. Yani mesela hukuk programına 150 bin kişi değil, ilk 190 bin kişi. Bu genelde yani böylece bu, dışarıda kalacak öğrenci kontenjanların dolması bakımından bir yani daha çok öğrencinin üniversiteye girmesi açısından bravo. Bir açılımdır. Evet. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 20 binden 19 bine düşmesi kontenjanların sadece ona bakıp da incelemeden işte öğrenci akışı azalacak gibi konuşmak bu doğru değil. Bilakis şimdi ben şey diyorum oraya bakmak lazım ama kotayı yani barajı yükseltti Türkiye. Bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne önümüzdeki öğretim yılında geçen yıla kıyasla daha fazla hocam, öğrenci gelmesini bekliyorum. Geçen, böyle iki sorum daha var kısa onları da sorayım. Kısa cevap verin ki bir diğer soruma da şansım olsun. Yok
Bizde madem YÖDAK var, YÖK niye geldi denetledi, ne gördü, ne söyledi? Şimdi YÖK'le yapılan, Türkiye ile yapılan diplomaların karşılıklı şey edilmesi, tanınmasıyla ilgili anlaşma çerçevesinde geldi diyor YÖK. Bu süreci tümüyle YÖK yalnız başına götürmüştür. Benim edindiğim izlenim odur. Gelmezden evvel 12 tane tablo istedi. 12 tabloda öğrenci sayıları, öğretim üyeleri sayıları, altyapılar falan filan. Mali yapıları da denildi. Mali yapıları geldi baktı YÖK. Ondan sonra bir rapor yazdı. İşte söylediği bir baktı. Yani mesela ben o toplantıda değildim ama söyleyebileceklerini işte kurumsallaşma açısından bir baktı. İşte toplantılarınızın kararları var mı? Yani karar alır mısınız? Görev ve yetkiler belirlendi mi? Öğrenci kabullerinde sonuç şeffaf mısınız falan. Şimdi YÖK'ün bu denetlemesi son derece faydalı, yerinde ve gerekli. Önce bir bunun altını çizelim. Ama faydanın bir adım daha ileriye gidebilmesi için yani Eğitim Bakanlığı'nda yapılan toplantının böyle genel ortaya sorunları söylediğinizde herkes der ki Siner benimle ilgili değil. Her üniversiteye YÖK'ün o üniversitede gördüğü eksiklikleri göndermesi bir liste olarak ve üniversitelerimizden bu eksikliklerin yerine getirilmesiyle ilgili bir eylem planı istediği takdirde söz konusu denetleme üniversitelerimizin daha kaliteli eğitim verme adına önemli bir katkı yapacak. Hocam son sorum. İşte bu şöyle diyor, 16 üniversitemiz var, 16 tane onaylandı. Daha da yolda gelecek olanlar var gibi. Bu kadar çok üniversiteye ihtiyacımız var mı? Şimdi ben size başka bir kısa bir soru sorayım. Kıbrıs'ta 100 bin kadar öğrenci vardır. Hı hı. Geçenlerde Ersin Tatar Bey, eski Maliye Bakanı, öğrenci sayımız dedi 150 bin olmalı. Ha, belki 120 bin, siyasetçi belki 130 bin. Söylemek. Şey değil, öğrenci sayısını artıracaksak bunu mevcut üniversiteleri derinleştirerek mi yapacağız yoksa yeni üniversitelerin açılmasına izin verecek miyiz? Bu son derece önemli. Ben derinleştirmeyi tercih ederim. Son derece önemli. Tabelalar ne kadar çoğalırsa ve bu da ticari bir alış malzemeye dönüşürse bir üniversite kurayım, izin alayım, bir yere kadar geleyim, bulayım birini satayım. Hemen çok teşekkür ederim. Hasan Bey, ben teşekkür ederim. Süratli ve faydalı bir turnuva. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok evet. Nereden başlayalım? Çok değerli bir akademisyen Profesör Doktor Hasan Ali Bıçak YÖDAK Başkanlığı da yaptı. Uluslararası kalite güvenceleri kurumlarının denetiminde fiilen yer aldı. Bu bağlamda Suudi Arabistan, Bahreyn, Lübnan, Türkiye, Kosova'da görevler yerine getirmiş. Ülkemizde Doğu Akdeniz'e yıllarını verdi. YÖDAK'a yıllarını verdi. Şimdi Rauf Denktaş Üniversitesi'nde bir değer yaratmaya çalışıyor. Hem bugünü hem de en önemlisi tecrübeler ışığında üniversitelerimizi konuşmaya çalıştık. Virgül koyduk. Umarım yakın bir gelecekte hocamızın zamanı denk gelirse yine kendisini konuk edeceğiz. Her şey gönlünüze güzel olsun. Cuma günü konuğum İlker Fahri gazeteci.